Vatan ve Hürriyet şairi olarak bilinen Namık Kemal'in vefatının 134. yılı dolayısıyla Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki mezarı başında anma etkinliği düzenlendi. Bolayır Köyü'ndeki anma programı Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanlığı'nı temsilen 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğ General Ferhat Vural, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar ve Bolayır Muhtarı Adnan Namık Kemal'in anıt mezarına çelenk bırakmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim Tireveti ile etkinlik tamamlandı. Bolayır, Şehit Nuriye Ak Ortaokulundaki programdaysa Namık Kemal'in bir biyografisi öğrenci Deniz Aydın tarafından okundu. Aynı okuldan öğrenci Sudenaz Yetemen de şairin Murabba eserini okudu. Namık Kemal'in hayatını konu alan sinevizyon gösterimi ve Namık Kemal Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryoyla program sona erdi. Etkinliklere Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluşları'nın temsilcileri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden akademisyen ve öğrencilerle vatandaşlar katıldı.